Evet sevgili arkadaşlar, Flyrider'dan hepinize selamlar. Biliyorsunuz birkaç gün önce Allah nasip etti, kendime bir tane 2024 Afrika Twin aldım. Afrika Twin aldıktan sonra tabii ki aksesuarlar gerekecekti. Araştırma yaptım. 2024 Afrika Twin'in koruma demirleriyle başlamak istedim. Koruma demirleri henüz piyasada yoktu. 2023'leri yaklaşık 25-30 bin liraya farklı farklı markalarda takılıyor olduğunu gördüm. Muhtemelen 2024'te geldiğinde 30 bin civarı olacaktı. Farklı bir arayışa girdim. Birçok motor kullanan arkadaş ve birçok motosiklet bayi yanımda duran Halil Usta'yı, Dureis Halil Usta'yı bana önerdi. Motorumu ben de az önce gördüm. Koruma demirleri şu anda üzerinde takılı. Hem motorumla ilgili bilgileri vermek için hem size Halil Usta'yı tanıtmak için bu kaydı yapmaya başladık. Halil Usta'm ilk önce ellerine sağlık, emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Geçen gün seninle ufak bir kayıt yaptık. Reels'e sığsın diye de hemen alelacele yaptık. Evet. Olmadı. Onun için ben seni tanımak istiyorum. Hem de yaklaşık 12 bin takipçime de seni tanıştırmak istiyorum. Ne yaparsın? Ne hizmet alınır buradan? Nasıl alınır? Detaylı bir şekilde bana anlatırsan seyircilerimle paylaşmış oluruz. Tabii öncelikle Hakan abinin vesilesiyle bir video oluşturmak gerekiyordu. O da Hakan abiyle denk geldi. Allah razı olsun, sağ olasın. Çok sorulan sorular var, sık sorulan sorular, merak edilen sorular. Bunları kısaca bir cevaplayacağız. Lütfen. Öncelikle hayırlı olsun koruma demiriniz. Çok teşekkür ederim. Kazasız sürüşleriniz olsun. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık, tekrar çok güzel olmuş. Evet. Şimdi çok sorulan sorulardan biri, abi şuna kalıp çıkardınız mı, buna kalıp çıkarıyor musunuz, şuna kalıp. Afrika TV'nin bile kendi içinde 4 modele ayrılıyor. Yani 2016'dan 24'e kadar 4 defa kasa değiştirdi. Hı hı. Baktığın zaman bu görünmüyor. Yani aynı görüyorsun ama bağlantı yerleri değişiyor. Tamam. Bunun da amacı üretici firma yan sanayi üretim yapılmasın diye 2 yılda 3 yılda bir ufak oynamalar yapıyor. Lafını balla kesiyorum. Hı. Aklıma bir şey geldi benim de. Bu kalıbı olanlara en azından siz oturup bir listeleyip sosyal medyanızda yayınlarsanız en azından her arayana o var mıydı, o yok muydu, bunlar tabii hazırda var, bunları yapabiliriz şeklinde daha kolay ilerlersiniz. Şöyle bir web sitemiz var, onu bir elden geçireceğiz. İyi olur. Biraz tek başıma bu yere kadar gelebildim. Şimdi Fatih sağ olsun yardımcı oluyor. Fatih Usta geldi. Hem sosyal medya ile ilgileniyor, hı-hı, hem atölye ile ilgileniyor. Web sitemizi yeniden tasarlayacağız. Kalıbı olan ürünler, butik çalışma ürünler diye listeleyeceğiz orada. O yüzden bütün marka modellere yetişmek mümkün değil. Mümkün kalıp değil. Yapmak fabrikasyon bir şey değil. Tamamen el işçiliği, yani enjeksiyon kalıbı gibi bas çıkar ver bir ürün değil bunlar. Değil, az önce hazırladın orada. Oraya da geçeceğiz biraz sonra. Sadece 3 tane borudan ibaret değil iş. Onu gördük. Dediğim gibi yüksek CC motorlara çalışıyoruz. Düşük CC motorlarla ikisi bir arada olmuyor. Peki şunu soruyorlar bana ilk paylaşımdan sonra da. Seni kaç CC'den sonra olan motor sahipleri arasın, onu söyle. Şimdi şu şekil. Biz motorları, sürücüleri kesinlikle ayırt etmiyoruz. Ayırt etmiyoruz. Düşük CC, büyük CC kesinlikle o bizim şeyimizde yoktur. Yok. Ama Çin malı motor, kurye motoru, paket motoru bunları yapmıyoruz. Anladım. Ya bunu yapacaktık ya bunu. İkisi bir arada olmuyor. Olmuyor, doğru. Biz bununla başladık. Yüksek CC motorlarla altyapımız, malzemelerimiz, işçiliğimiz yüksek CC motorlar için. Yani 250 ve üstü diyebilir miyiz? 250 ve üstü. Evet. Nadiren skuter yapıyoruz. O da eş dostu kıramıyoruz. Nadiren skuter yapıyoruz. Ama bizim branşımız tamamen enduro motorlar. Olduğu için altyapımız bununla ilgili. Krom çalışmıyoruz. Sebebi çok yüksek fiyatlar çıkıyor. Müşterilerimizin bizi tercih etmesinin sebebi fiyat uygun olsun, kaliteli olsun. Krom ekstra bir maliyet. Çok gereken bir malzeme değil. Yani paslanmıyor. Bunun boyası kalktığı zaman paslanır. Bunun da boyası 2 yıl, 3 yıl garantilidir. Bunun telafisi kolaydır. Hı hı. Kromun telafisi zordur düştüğünüz zaman, yaptığınız zaman. O anlamda çelik çalışıyor. Ortalama şöyle sorayım. Kalıbı hazır bir motor, randevu aldı geldi. Hı. Kalıbı var olan bir koruma demiri ne kadar zamanda takılıyor? Ne kadar zamanda teslim Şimdi edebiliyorsun? Şimdi şöyle. Kalıbı hazır olan
sipariş geçildiği an motorunu getirmesine gerek yok. Şehir dışına da kargo yapıyoruz. Ha, süper. Kargo bizden, kargo ücreti bizden. Şehir dışına gönderiyoruz. Yoğunluğumuza göre gün veriyoruz. 3 gün, 2 gün, 5 gün. Hı hı. Ama bu ay değil. Yani ayı bulmuyor. Bulmaz, evet. Kalıbı olmayan ürünlerde motor geliyor. Mesela örneğin bu Afrika TV'nin koruma demiri yok. Bize geldi. En az 3 gün bize sürdü, durması gerekiyor. Sürdü. En az. Arkadaşlar bu arada şey sorabilirsiniz. Nasıl güveneceğiz, nasıl yapacağız? Sağ olsunlar, ben bu atölyeye motorumu getirdim. Halil Usta'yı, Fatih Usta'yı ben tanımam. Sadece referans üzerine geldim. Motorumu bıraktım. Daha motorumu bırakır bırakmaz bana anahtarını al, anahtarla işimiz yok dediler. Buraya giren motor buradan çıkmaz dediler. Gönül rahatlığıyla motorunuzu buraya getirebilirsiniz. Halil Usta'm, sadece koruma demirlerine takıldık. Bir de senin yan çanta demirleri de tabii, var. Tabii. Afrika TV'nin mesela yan çanta 2020 ve sonrası yan çanta demirlerimiz var. Hı hı. 16-17'nin var, 18-19'un yok. Hı hı. Çünkü dediğim gibi bağlantılar çok değişiyor. Hı hı hı. Tek bir markada, tek bir modelde bunu yaşadığımız için Yamaha var, Suzuki var, birçok markalar var, BMW var. Bunların bütün modellerine yetişmek imkansız. Ama olsa mutlaka o listeyi çok çıkarmalısın ki insanlar en azından ikide biri sana sormasın. Tabii tabii. Bunlar tabii var, biliyor, bilecekler. Bunları da süre içerisinde. Arkadaşlarımızdan, motosiklet camiasından şunu rica ediyoruz. Web sayfamızı yeniden tasarlayacağız. Instagram sayfamızı. Hı hı. Onları komple inceledikten sonra bizimle iletişime geçtikleri geçerlerse zaman daha sağlıklı olur. Çok güzel. Evet. Bu arada sen orada bir hazırlık yaptın. İstersen tabii buradaki konuşmamızı tabii bir keselim. Tabii. Oraya geçelim. Hani evet, insanlar dediğim gibi tabii dışarıdan ben de baktığımda aman evet şurada 5 tane veya 2 parça şey evet taktı, evet, boru taktı diye düşünmesin. Evet. Oraya geçelim. Oradaki detayları da bir alalım senden. Tabii. Olur mu? Tabii, tabii. Evet sevgili arkadaşlar, Halil Usta'm olayın sadece 3 tane 4 tane borudan ibaret olmadığı için genel olarak motorlarda kullandığı parçaları şöyle bir dizdi. Tabii dışarıdan davulun sesi herkese hoş geliyor ama ciddi bir işçilik var. Ben tek tek ürünleri de metalleri de inceledim ama detaylı bilgiyi ben yine Halil Usta'mdan alacağım. Usta'm genel olarak yani marka model vermeden bir motosiklete örnek bir koruma demiri takarken 3 aşağı 5 yukarı kaç parça malzeme, nasıl bir işçilik, ne kullanılıyor? Şimdi, bir bilgi verirsen seviniriz. Hakan abim, dediğiniz gibi biz öncelikle şunu söyleyelim. Biz bu işe 2017'de başladık. 2017'de. Çantayla başladık. Çünkü çantalar da çok yüksek fiyata ithal geliyordu. Bir amatörce bir çantayla başladık. Sonra çanta ürettiğimiz zaman bunu motora entegre edemiyorlar. Demir yok, taşıma demiri yok. Hı hı hı. Çanta var ama takamıyorsun. Hı hı. Mecburen taşıma demiri işine girdik. Da. Çanta işi ikisi bir arada ağır oldu. Çantayı bıraktık. Zaten piyasada da çanta üreten firmalar çıktı. Arkadaşlarımız var, yetenekli arkadaşlarımız var. Biz tamamen koruma demiri, çanta demiri işine girdik. 2017'den bu yana her gün daha nasıl geliştiririz, daha nasıl Avrupa standartlarını yakalarız, sağlam iş, güzel, kaliteli ve görseli de güzel ürünler nasıl üretiriz? Devamlı böyle çalışmalar yaptık. Burada gördüğümüz parçalar bağlantı parçaları. Bu daha buraya sığdırdığımız onda biri. Onda biri. Evet. Yani daha koymadığımız bir dünya parça var. Bunların çizimleri, lazer kesimleri, Ar-Ge çalışmaları, deneme, yanılma bayağı meşakkatli geçiyor bunlar. Şimdi en önemli sorulardan birini hı sormak istiyorum. Şimdi memleketimizde her konuda, sırf bu hı konuda değil, hı bir marka takıntısı var. Bunu biliyoruz. Hı. Ha, genelde de markalar kaliteli oluyor. Onu da biliyoruz. Hı. Ben sormak istediğim X bir iki tane piyasada popüler olan markalar var. Hı. Kalitesini karşılaştırdığın zaman malzeme kalitesi olarak, şey olarak ne dersin kendi ürünlerin için? Şimdi diğer ithal ürünlerden bizim farkımız, biz malzemeyi bir tık daha kalın tutuyoruz. Kalın. Mesela bizim kullandığımız 25'e 2 boru. Hepco Baker'ın kullandığı 1,5 milim. Bu 2 milimdir. 25'lik borudur. Ve kullandığımız boru siyah boru değildir. Siyah boru hurdadan çekilmedir. He. Bükümlerde çatlamalar, kırılmalar yapar. Kılcal böyle. Görünmez onlar ama çatlamalar yapar. Bunlar da o söz konusu değil bu mi? Bu DKP borudur. Bunu aynı zamanda kromaj da yapılır. Hı hı. Bu çatlama, ezilme, bükülme falan yapmaz.
Piyasada her malzemecide bulunmaz. Büyük toptancılardan temin ediyoruz. Hı-hı. Çünkü ara ölçüdür bunlar. Hı-hı. 25'lik, 22'lik borular. 22'lik borumuz da aynen 2 milim kalınlığıdır. Tamam. Çanta taşıma demirimiz 17 milim. Bu da 2 milimdir. Yani yan çanta demirimiz koruma vazifesi bile görüyor. Süper. O şekilde malzemelerimiz hep lamadan değildir. Çelik sacdan kesilme lazer ürünleridir. Orta şey ön korumayı saydık, yan korumaları saydık. Bir de şey de var sende. Onu da bir kısaca tabla çeşitleri var. Böyle tabla da memleketimizde büyük bir sorun çünkü evet. Uçuk uçuk fiyatlar veriliyor evet. Tablalara. Evet. Üniversal bir tabladır bu. İstesek Monakey sisteme çevirebiliriz bunu. Ama tüm çantalar uyumlu mu olmayabilir. 5 milim ama çantasını getirip de yine ölçülüsünü aldırana da yapıyorsun. Tabii. Ama dediğim gibi yine biz yüksek cc motorlar için bunu yapıyoruz. Bunu belirtelim. Yani bu küçük cc'ler alınmasın arkadaşlar. Alınmasın. Burası çok evet. Büyük bir atölye değil. Evet. İki kişi, üç kişi çalışıyor burada. Evet. Halil Usta'm, Fatih Usta'm yetiştiremediklerinden dolayı. Kesinlikle. Yoksa küçük iş mi beğeniyor, beğenmiyor mu? Öyle bir şey söz konusu evet. Değil. Evet. Bu konuda da bilginiz olsun. Evet. Yani bir segmente hitap etmemiz gerekiyordu. Bu segmente hitap ettik. Bunun motorun küçüklüğüyle, kişilerle, şahıslarla hiç umarım o zaman yok. Dua ediyoruz sana. Evet. Atölyeyi büyütürsün, ekibi çoğaltırsın. Ekip çoğalır o zaman alt segment motorlara da üretim yaparız. Süper. Bu ileriki zamanlarda olabilir. Süper. Bu 5000 serisi alüminyumdur. Yani uçaklarda kullanılan bir malzemedir. Hı-hı. Biraz pahalı bir malzemedir. Onun haricinde çelik tablolarımız var. Var mevcut hepsi. Evet, bu arada bir şey dikkatimi çekti. Bunları da Geçko'nun ürünlerini de sanıyorum satıyorsun. Bunu da kısaca bir tanıtırsan. Evet. Kısaca Geçko İzmir'de bir firma. Hı-hı. Yerli üretim yapan bir firmamız ama çok güzel, çok kaliteli ürünler çıkarıyor. Biz bunu tercih ettik ürünlerimizde kullanmayı. Süper. Bunlar koruma demiri takozu diye geçiyor. Tabii, doğru mu? Koruma demiri takozu. Modeller, çeşitler var. Ayak genişletme. Süper. Tank pedler. Ama piyasada böyle sağlam bir malzemedir. Zaten biz buraya bir ürünü koyup satıyorsak biz o ürüne ikinci bir referans oluyoruz. İkinci bir mutlaka. Garanti oluyoruz. Mutlaka. Yani Dureis bunları veriyorsa insanlar bunu korkmadan tercih edebilir. Süper. Firma çok kaliteli bir firma. O yüzden Geçko'yu tercih ettik bizim ürünlerde. Başka söylemek istediğim şey var mı? Başka söylemek istediğim, yani bakıldığı zaman bir boru sadece 45 dönüşlerden ibaret değil. Bunlarda derece açılar çok önemli. Ve motorlarda iki tarafta koruma demiri olduğu için aynalama sistemi. Yani burada ne çıkıyorsa diğer taraftan aynı çıkması zorunda. Lazım. NC makinamız var. Bununla borular büküyoruz. Ben zaten atölyeni de şöyle bir gezdireceğim seyircilerime. Tabii. En azından fikirler olsun. Kalıp bükümlerimiz çok önemlidir. Bazı koruma demirleri geliyor. Büküm kalıplarında hata var. Eğilmelerde çabuk bükülüyor boğumlardan. O kalıp hatasıdır. Bizde o kalıp hatası yoktur. Mukavemetli bir bükümler çıkıyor ortaya. Seninle konuştuk. Evet. Ağzına sağlık ama ben Fatih Usta'yı da bir tanıştırmak istiyorum. Tabii. Fatih Usta'm da Halil Usta'mın destekçisi. Abi merhaba. Sosyal medyayla da Fatih Usta ilgileniyor. Senin de söylemek istediğin bir iki cümle varsa onu da alalım, sonlandıralım. Ne dersiniz? Yani sosyal medyada biraz amatörce şey yapıyor. Bizim burada amacımız hani burada ne yaptığımızı göstermek. Hı hı. Zaten videoyu amaçlı çektik. Hem ben benim kanalıma içerik olsun hem de sizi tanıtmış olalım diye. Motosiklet sevenlere. Ben de Dureis ile ilgili şunu söyleyebilirim. Hani burası motosikletin terzisi gibi düşünmek gerekiyor yani. Hani burada o tarz işler çıkıyor. Butik hani çalışmalar yapılıyor. Butik çalışmalar. Kalıbı olan ürünler yok mu? Var. Ama daha çok böyle terzi gibi düşünmek İsteğe lazım. İsteğe göre tabii, ürün çıkartıyoruz. Tabii. Arkadaşlar size Halil Usta'yı, Fatih Usta'yı tanıttım. Dureis Motatek Kağıthane'de Google'a girerseniz çıkacaktır. Ben 2024 Afrika Twin'imi yaptırdım. Çok memnunum. Allah razı olsun. Ellerinden sağlık. Hayırlı. Ellerine sağlık. Umarım bu video size faydalı olur. Umarım atölyeyle ilgili yaptıkları işle ilgili bir fikriniz olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için sonsuz teşekkürler.